Vay be. Sonunda ciddi ciddi bu kısa ama hızlı seriyi arkamızda bıraktık. Her detayını an ve an konuştuk. Hakkında teoriler ürettik, her noktasını tartıştık. İşin sonunda arkamıza dönüp baktığımızda yaklaşık birkaç saatlik video tutan bir sürü, tutmayan daha da bir sürü teorimiz var. Genele baktığımda eksileri ve artıları olan bir seri olsa da izleyenlerin izledikleri için memnun olduğuna emin olduğum güzel bir seri. Peki ya finali Buraya kadar gelmişken finalinden de tabii ki bahsetmeliydim. Farklı yanlarıyla sonuna kadar ilgimizi çeken ve hem karakterlerin geleceğine hem de MCU'nun ilerleyişine etki edebilecek bir bölümdü. Her ne kadar WandaVision için bunu son kez yapıyor olsam da girişi aşırı uzatmadan bölüme geçelim. Karşınızda WandaVision final bölümü. Geçen bölüm yaşanan onca şeyden sonra zaten ciddi bir kapışmanın döneceğine emindik. Bir tarafta iki tane farklı Vision, bir yanda Agatha ve Wanda ve bir yanda da Monica ve Pietro yani işte fake Pietro vardı. Her biri tabii ki kendini merak ettiren anlardı ama önem sırasıyla ile ilerleyip Agatha ve Wanda ile başlayabiliriz. Agatha'nın orijinini öğrendiğimiz kısımlarda kendisini nasıl canlılardan güç çekebildiğini zaten görmüştük ve bunu genel olarak kendisinin çizgi romanlardaki bir yeteneğine bağlamıştım. Bu bölümde onu biraz daha irdelediler. Kendisi diğer cadıların aksine gelen enerjiyi kelimenin tam anlamıyla kendine katabiliyordu ve Wanda onun için tam bir açık büfeydi. Bu kavganın benim için kesinlikle harika olduğunu söylemeliyim çünkü her yapısı fazlasıyla hareketliydi. Oradan oraya birbirlerine uçmalar, arada böyle ışınlanmalı görünmezlik numaraları, birbirlerinin zihinlerinde oyunlar oynama falan gibi yanlarıyla da tamamen başarılıydı. Özellikle Wanda tıpkı Age of Ultron'daki gibi gelip zamanında yenilmezlere yaptığı hatta geçen bölümde Agatha'nın ona yaptığı zihnine girme numarasını yapınca tamam derim bu kavga süper. Hele hele o arkadan gelip klasik formunda hani böyle o Age of Ultron'daki böyle durduğu duruşuyla mı denir artık neyse işte onunla yaptığında tamam derim harika. Ama Agatha her şeyi Wanda'ya karşı döndürünce ve Wanda'nın kafasında bir anda çizgi romanlardaki ikonik tacı belirince ne kadar delirdiğimi anlamışsınızdır herhalde. Gayet gaza getireceği de anlayacağınız yerinde durmayan sürekli hem karakterleri hem de bizleri diken üstünde tutabilen bir kavgaydı. Ve tabii ki buraya döneceğiz ama az önceki kavga ne kadar güzel ve hareketliyse Fiyatro kısmı da genel olarak o kadar sıkıcı ve sabitti. Güzel bilgiler öğrendik yalan yok bunca bölümdür bahsi geçen Ralph'ın aslında Fietro'nun gerçek insan formu olduğunu ve Agatha'nın onu ele geçirerek aslında evini falan ve onu kullandığını gördük. Yani bu da Evan Peters'in basit bir Westview sakini olarak harcanması demek. Fox'un X-Men'indeki ismi Peter olan Quicksilver'ınkine benzer bir şekilde Man Cave'i yani böyle erkek mağarası mı denir ona böyle içinde sadece böyle oyunların işte ya genel olarak erkeklerin ilgileneceği şeylerin olduğu bir alanı falan da vardı ama ne yazık ki yani bu genel açıklamanın üzdüğünü söylemek zorundayım. Zaten özel biri olmadığını anlamıştık ama keşke Wanda'nın yarattıkları gibi bir şeyi Agatha da yaratmış olsaydı da Peter'za ileride bir şans daha verilebilseydi. Hani Agatha o kadar güçlü olsun demiyorum ama sadece bir kişiyi yaratmış olsa ve o kadar da böyle zorlanmış olsa pek sorun olmazdı sanki. Yine de Monica için olaylar güzel çünkü Agatha'nın kontrol için kullandığı kolyenin enerjisini hissedebildiğinden kolyeyi koparıp kavgayı bitirmesi bayağı hızlı oldu ve sonra zaten Evan Peters'ın karakteri olan Ralph de normale döndü. Ve evet Bowner esprisine güldüm. Siz sormadan söyleyeyim. Ki bu da bizi aslında benim bölümdeki favori anıma getirdi. Şu ana kadar farkındayım. Favori kısmım Agatha ve Wanda işte karşılaşmasıymış gibi durmuş olabilir ama benim favori kavgam kesinlikle Westview Vision'ı ve White Vision arasında olandı. Başları sıradan bir kavga. Oraları böyle o kadar zorlamaya, deşmeye gerek yok ama kütüphaneye böyle badozlama girdikten sonraki o kısım oh tam da hayalimdeki filozofik kavga gibiydi. Ultron ve Vision'ın Age of Ultron finalindeki konuşmasını bayağı andıran, karakterlerin dümdüz bir kavga yerine zekalarını konuşturdukları ve gerçekten iki medeni robot gibi tartıştıkları gayet etkileyici bir kısımdı. Ve tabii ki Westview Vision'ın Thesis gemisi argümanı konusunda da herhalde daha iyi bir şey düşünülemezdi demekten başka söyleyebileceğim bir şey yok bu iki vision'ı açıklamak konusunda olabilecek en başarılı şeydi ve işin sonunda gerçekten anlaşabilmeleri de takdire şayandı. Sonuçta Age of Ultron'da bile nasıl insanlara benzemediklerini, onların her şeyi savaşla çözdüğünden ve aslında robotların daha doğrusu işte androidlerin, sentazoidlerin neyse artık böyle olması gerekmediğinden bahsetmişlerdi. O zamanki şeyleri koruyup karakterlere sadık kalmaları ve onları bozmamaları güzel ayrıca Vision'ın dönüşü konusunda da Biraz böyle kolay yola kaçsalar da mantıklı bir yol buldular. Dediğim gibi Vision'ın dönüşünün çok daha havalı olabileceğine inanıyorum. Ama yani buna da okeyim. Eğer sağ taraftaki kısma giderseniz benim daha önce Vision'ın nasıl dönebileceğine dair yaptığım işte bir videoyu bulabilirsiniz. Ama yani bu da güzel. Fena değil. Yani ama bizimkiler daha havalıydı. Ve tabii ki her şeyin düzelmesinden sonra da geriye sadece tek bir şey kalmıştı. Serinin büyük final kavgası. Bu kavga tabii ki de tahmin edebileceğiniz gibi geçti. Wanda'nın gerçek gücünü açığa çıkarması ve tabii ki Agatha'yı tokatlaması. Artık Wanda kelimenin tam anlamıyla Scarlet Witch'ti ve Wanda'nın tuzağından sonra da Agatha'nın hiçbir şey yapma şansı yoktu. Artık sorunlar çözülmüş, ortam düzelmişti ve yani tuzak da gayet güzeldi. Saldırıları böyle sanki vuramıyormuş gibi yapıp Westview'un tamamını kocaman bir rün alanına çevirmek bilmiyorum çok etkili bir çözümdü ya yani bayağı havalıydı. Ama her şeye rağmen elimizde gerçek bir final var. Westview kapatılmak zorundaydı ve zaten bölüm içindeki şeylerden de gördüğümüz kadarıyla Vision veya çocukların Wanda'nın enerji alanı dışında yaşama şansı yoktu. Alanın kapanması sırasında gayet duygusal anlar yaşasak da olanlar olmuş ve alan kapanmıştı. Hayward cezalandırılmak üzere FBI tarafından alınmış. Herkes çoğunlukla mutlu olmuş. Westview halkı sinirli olsa da normal yaşantılarına kavuşmuştu. Wanda ise tanımadığı insanlar için ailesini ve sevdiği adamı tekrar kaybetmek zorunda kalmıştı. Şimdi dikkatinizi öncelikle iki yere çekmek istiyorum. Hatta ikiyi boş verin. Direkt bir yere çekmek istiyorum. Bu mallar Wanda'ya niye ters ters bakıyor? Hani tamam kadın zihninizi kontrol etti de yani bir artistlik yapıp sinirlendirseniz veya biriniz küfür etse kadın bunu bir daha yapabilir. Hani üstüne bir de power up aldı. Hani serçe parmağıyla kurbağa falan yapar hepinizi hala bir şey yapabilirmiş gibi sinirli sinirli bakıyorsunuz. Neyse her şeye rağmen Wanda'nın kostümüne geçmesi ve uçarak gitmesi falan gibi şeyler gayet güzeldi ve bunlar konusunda hiçbir şikayetim yok. Şikayet etmek istediğim şey ise mid kredi sahnesine bakmamızı gerektiren bir kısım. Onca zaman gaza getirildikten ve Doctor Strange'in geleceğine neredeyse emin olduktan sonra hele hele Monica'yı oynayan Theona Paris'in onca yerde bize olumlu yorumlar yapmasından sonra gizemli karakter olarak Skrull görmek. Sinir bozucuydu. Bundan sağ yukarıdan da gidebileceğiniz sürpriz karakter videosunda bahsettim. Biz o kadar farklı kişiden bahsettik ki. Doctor Strange, Blue Marvel, Mephisto, Nightmare, Ultra, Wonder Man daha kimler kimler. Adamlar vere vere Skrull verdi. Bir noktada biz Denzel Washington'ın Blue Marvel olarak gelebileceğini veya o adı geçen daha doğrusu adı geçmeyen Aerospace Engineer'ın Reed Richards olabileceğinden bahsetmiştik. Bunca şeyden sonra Skrull görmek insanın moralini baya baya bozuyor hele hele mid kredite koyduktan sonra. Yani mid kredi olunca insan biraz daha böyle havalı bir name drop bekliyor. Ama en azından after credit sahnesi güzeldi. Wanda'nın Darkhold'u aldığını ve onun sırlarını öğreniyor olduğunu bilmek güzel ama bu sahne Agents of S.H.I.E.L.D.'ın MCU'dan tam anlamıyla çıkarıldığı anlamına geliyor. Orada da Darkhold vardı ve o kitap işin sonunda Doctor Strange'e yani Kamartaş'a geri dönmüştü. Zaten kitapların tipi de birbirinden bayağı farklıydı. Direkt hani Agents of S.H.I.E.L.D.'daki Darkhold'da üzerinde Darkhold yazıyordu. Bunda öyle yazmıyor. Yani Agents of S.H.I.E.L.D. için bu hoş olmasa da, da tabii ki Darkhold gibi bir kitabın ileride çok daha fazla kullanılacağını bilmek güzel. Ve tabii ki işin teori kısmı. <laughs> Dizi bitti diye teori yapmayız mı sandınız? <laughs> bir daha düşünün. Kitabın varlığı aslında gelecekte olabilecek teorilerin temelinde de var. Doctor Strange Multiverse of Madness'a dizinin bağlanacağını zaten biliyoruz ve bu noktada tek yol Darkhold'dan geçiyor. Wanda'nın kitapla uğraşmasının yanlış bir sonucu olması veya Strange'in kitabı ararken Wanda'yı bulması gibi şeyler işleri birbirine bağlayabilir gibi. Ve tabi ki bir de Agatha'nın kaderi yani Agatha'nın gelecekte ne olacağı. Malum her ne kadar aslında son kapışmanın sonunda onun bir Westview sakini olduğunu görmüş olsak da Westview alanı tamamen yok edildi ve içindeki herkes serbest bırakıldı. Peki Agatha'ya ne oldu? Yani Wanda onun kişiliğini yeniden mi yazdı? Veya yani Westview'u kapattıktan sonra Agatha'nın normale döneceğini düşünmedi mi? Veya Agatha'ya özel bir şey mi yaptı? Bilmiyorum. Büyük ihtimalle siz de bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. Topluca bilmemeye devam edeceğiz gibi duruyor ama Agatha'nın oradan kurtulmuş olabileceğini söylemek pek de imkansız olmaz herhalde. Yani Malum MCU bu noktada villainları bana belli noktada öldürmemeye dikkat ediyor ve yani Agatha ileride bence kullanırlar. Yine de bu konularda sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Siz bölüm hakkındaki fikirlerinizi yazarken ben de hafiften kaçayım. Sağdan ve soldan farklı yerlere gidebilir, alttan abone olabilir ve hatta ve hatta yeni gelen katıl butonu ile destek olun avantajlar kazanabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, seviyorsunuz.